Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Güney Kore tarafı arkadaşlar, önceki videoda da konuştuğumuz aslında Lunge'da ekibin yapmış olduğu hareketi, yani ellerinde coin tutmalarını devamındaki çöküşle bunu bir örgütsel sahtekarlık olarak nitelendiriyorlar. Ancak aslında önceki videoda söylediğimden çok farklı bir yorum yapmayacağım bu bağlamda. Zira şirketler yani blockchain, kripto para şirketlerinde çalışan kişilerin zannediyorum hukuksal anlamda da böyle ellerinde bir coin tutmasında sakınca yoktur arkadaşlar. Bir diğer ikincisi ise buradaki manuel yani hareket manipülasyon olayı Henüz e, kanıtlanamadı dolayısıyla şimdi Güney Kore'yi anlıyorum olayın peşine düşmeye çalışıyor ama bu bağlamda gerçeğin peşine e, düşmeye çalışmak daha doğru olur arkadaşlar e, bununla alakalı yani e, biraz daha yalan bilgi değil de biraz daha doğru üzerinden gitseler hani düzenlemeler ne yazık ki gelmedi e, yasası yok şu anda hukuksal bir yaptırımı yok vesaire ama Yine de e, haberleri doğru olmuş olsa hem kendileri de e, güven sarsmamış olurlar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.